Bro, dur. Bir yıla yakındır bu mesleği yapıyorum. Biliyorsunuz koronavirüsten dolayı pandemi sürecinde restoranlar kapalıydı. Bu süreç sizi nasıl etkiledi? Bu süreç toplumu çok ciddi derecede etkiledi. Maddi manevi olarak etkiledi. Büyük sıkıntılar yaşandı. Hem esnaf için hem işçiler için çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Dileriz kısa sürede bu sorunun bitmesi. Personelimizde genelde dönüşümlü olarak çalışmaya devam ettik. Hiçbir personelimizi işten çıkarmadık. Dönüşümlü olarak sırayla herkes işine devam etti. Paket servisiyle işi yürütmeye çalıştık. Ciddi sıkıntılar yaşanıyordu. Yani etkisi oldu. Lakin akşam servisi için biraz sıkıntı var. Saat 7'de tekrar sona eriyor. Mesai 5'te başlıyor. İnsanların evine gidip hazırlanıp restoranda yemeğe çıkması için zaman kısıtlı oluyor. Bu 8-9 saatlerde olmuş olsaydı daha ciddi bir fayda sağlanacaktı. Saat 7'de müşteri alamıyorsunuz. Evet efendim, 7'den sonra tekrar yasak. Bu da aslında size pek bir fayda sağlamıyor. Evet. Peki bu konuda neler yapılabilir sizce? Yani bu saatin biraz daha geç saatlere taşıması uygun olur diye düşünüyorum. Peki siz burada herhangi bir önlem alıyor musunuz? Ne gibi Yani maske, mesafe, temizlik kurallarına gayet uyuyoruz. Çok titiz çalışmaya devam ediyoruz. Peki şu an müşteriler geliyor mu? Geliyorlar. Yani psikoloji olarak da toplumun her tarafında bu sıkıntı yaşanıyor. Ama siz önlemlerinizi alıyorsunuz, müşterilerinizi evet. De bekliyorsunuz. Aynen öyle. Cengiz Doğan, Riva İskender Salonu iş adresine bakıyorum. Odun ateşine yapıyoruz. Odun ateşinde ne yapıyorsunuz? Bu bir de Urfa'da bir ilk. Aynen. Defa sizde gördük. Urfa'da bir ilk, evet. Biz hem odun ateşi hem yaprak döner. Öyle bir girişim yaptık. Ama pandemiden dolayı maalesef biraz sıkıntılar yaşıyoruz. Umarım, gibi sıkıntılar yaşıyorsunuz? Yani akşam saat 7'de lokantanın restoranın kapanması ciddi bir derecede bir sıkıntı var. İnsanlar akşam yemeğine gidince dedim ki mesai 5'te bitiyor. 5'ten sonra da saat akşam eve gidip hazırlanma dönem oluyor. Saat 7'de kapanma sıkıntısı var. Kapanınca bu sefer insanlar akşam yemeğine çıkamıyor. Biz olayın bu tarafına baktık. Bir de kendi çerçevemizden bakalım. Akşam yemeğinde müşteri olmayınca bu sefer müşteri eksikliğine neden oluyor. 15 personel çalışıyordu arkadaşlarla birlikte. Bunu ister istemez düşünmek zorunda kaldık. Umarım bir an önce bu sıkıntılar gider, normale döneriz. İş bizim için sıkıntılı geçiyor. Buradan yetkili arkadaşlara sesleniyoruz. Yani Doğu bölgesi, Güneydoğu bölgesi genelde akşam ciğer, patlıcanlı kebap, lahmacun, döner. Bunları yerken akşam servisi olmaması bunlardan mahrum kalıyor. İş yerleri mahrum kalıyor, insanlar mahrum kalıyor. Yetkilerden tek ricamız normalleşme dönemine geçtiğimiz zaman en azından bu saat 7'yi 10'a çekseler en azından bir akşam servisini güzel şekilde adamayı düşünüyoruz yani. Evet. Şu anda devletimiz belli bir pandemi sürecinde arkadaşlar görevlendirmişler. Masa sayılarını düşürmüşüz. Yani sosyal mesafeyi koruyoruz. Hijyen kurallarına uyuyoruz yani. Valilikten, efendim söyleyeyim, Diyanet İşlerinden, tarımdan gelen arkadaşlar var. Zapıta bölümünden gelen arkadaşlar var. Hem biz dikkat ediyoruz, hem onlar dikkat ediyorlar. Aileler arıyor bizi, akşam servisine yemek yemeye gelmek istiyorlar. Biz olumsuz tepki görünce bu sefer ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Evet, bu sefer müşteriye karşı olumsuz tepkiler oluyor. Acaba neden? Bu devletin verdiği bir kanun. Umarım bir an önce bu saatleri düzeltip de
İnsanlara hizmet ama başarısız.